Enflasyonu bütün çabalarına rağmen düşüremedikleri için hayat pahalılığının ve ücretlerin sürekli eridiğini, hayat pahalılığının arttığını maalesef hep beraber görüyoruz. Artık büyük şehirlerde 15.000 TL'den aşağı kira fiyatlarının olmadığı, 4-5 milyondan aşağı ev fiyatlarının olmadığı bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Geçen gün 2000'li yıllarda bir daire satın alan bir arkadaşımız bir hesap yaptı. Dedi ki ben 150 civarında asgari ücretle o evi almıştım. Yani hiç yemesem içmesem asgari ücreti 150'ye kenara koysam bir ev alabiliyordum. Bugün aynı evi ancak 450 civarında ay asgari ücret alarak satın alabiliyorum. Düşünün bu ülkede bundan 10 sene önce, 15 sene önce 150 ay çalıştığınız parayı dokunmadan kenara koyduğunuzda bir ev alabiliyorken bugün 450 ay yani 3 kat daha fazla bir süre çalışıp ancak o evi satın alabilecek hale geliyorsunuz. Bir diğer uydurdukları yalan da şu, dünyadaki bütün ülkelerde enflasyon var, dünyadaki bütün ülkelerde faizler yükseliyor. Türkiye enflasyon sıralamasında %61 ile OECD ülkeleri arasında birinci sırada. En yakın ülke Macaristan ve Macaristan'ın 5 katı yüksek bir enflasyonumuz var. Sefalet endeksinde ise yarıştığımız ülkeler hangileri biliyor musunuz? Vietnam, Venezuela, Surinam, Gana, Haiti gibi ülkelerle yarışan bir Türkiye var. İşte lider ülke, lider, büyük lider Erdoğan dedikleri kişinin ülkeye getirdiği hal bu. Bu ülkenin gerçekleri ve bir de utanmadan enflasyon bütün ülkelerin sorunu diye bu milletin saf insanlarını aldatmaya devam ediyorlar. Yine gıda enflasyonu OECD ülkelerinde düşerken, çünkü pandemi döneminde tedarik zinciri ve tarımdaki problemlerden dolayı gıda fiyatları artmış ama hemen hemen bütün OECD ülkelerinde artık gıda fiyatları aşağı düşmeye başlarken maalesef Türkiye'de gıda enflasyonu %75. Yani geçen sene 100 TL olan bir gıda maddesi bugün 175 TL. Oysa diğer OECD ülkelerinde ise 100 dolar olan gıda bugün daha aşağı rakamlardayken Türkiye'nin yaşadığı durum bu. Ve yine gıda enflasyonu anlamda Türkiye'ye en yakın olan ülke Macaristan. Türkiye'de gıda enflasyonu %75 iken Macaristan'da %13,2. İşte Türkiye böyle bir dünya içerisinde her geçen gün daha dibe batmaya devam ediyor. Bu iktidarın İsrail'e bir yaptırım yapma şansı yok. Bu iktidar yatıp kalkıp şuna dua ediyor. İnşallah bir ateşkes olur da biz de bir yaptırım yapmak zorunda kalmayız. Bu şekilde geçinip gideriz diye bekliyorlar. Yoksa aradan geçen 55 güne rağmen ya bir diplomatik ilişkiyi dahi kesebilecek cesareti gösteremeyen bir iktidar ambargoyu delecek de Gazze'den gemileri direkt gönderebilecek. Bir de şöyle bir şayiaya yayıyorlar. Hele hele bir kısım işte medyatik şovmen hoca efendiler vasıtasıyla siz perde arkasında ülkemizin neler yaptığını bilmiyor musunuz? Ya bu iktidar yapmadığı şeyleri bile bu millete davul zurnayla pazarlıyor. Yani Filistin'le ilgili bir şey yapacak, onu da gizli tutacak. Hiçbiriniz inanıyor musunuz Allah rızası için buna? Bunlar yapmadıklarını bile ballandıra ballandıra anlatan bir iktidar. Bir şey yapmış olsalar pireyi deve yaparlardı. Ama maalesef kınamaktan, söz söylemekten başka bir şey yapamıyorlar. İsrail de oradan bizimkilere bakıyor. Bu kınamaların diyor mala davara zararı var mı yok. O zaman boş ver diyor. Hiç onları dikkate alma diyor. Mala davara zararı olan işler yaparsanız İsrail sizi dikkate alır. 1994'ün provası 2024 Mart seçimleridir. O provayı da hep beraber başarıyla sağladıktan sonra 1995'in provası 2028'dir. Onun için bu aşamaları tıpkı 91, 94, 95 gibi geçirip Mart'ta yeniden Milli Görüş Belediyeciliğini bu milletin önüne sermemiz lazım. Allah'ın izniyle bir sonraki genel seçimde de yeniden Türkiye'nin birinci partisi olarak bu ülkeyi yeniden Milli Görüş iktidarıyla tanıştırmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bakın bu iktidar 22 yıldır iş başında. 1969'dan bu yana 55 yıllık Milli Görüş tarihinde 4 kez hükümet olduk. Toplam iktidar süremiz 4,5 yıl. Yani bugün
anlata anlata bitiremediğimiz Kıbrıs Barış Hareketi'nden D8'e, denk bütçeden faizin hortumlarının kısılmasına ve havuz sistemine varıncaya kadar, ağır sanayi hamlelerine varıncaya kadar, işte Kayseri'de de takım tezgahları sanayi olmak üzere birçok önemli iş var. Bütün bu hizmetleri Milli Görüş araya kesinti girmesine rağmen toplam iktidar ömrü 4,5 yıllık bir sürede yaptı. Bu hareketin bir de 22 yıl kesintisiz iş başında kaldığını düşünün. O zaman Türkiye'nin gerçekten nasıl bir lider ülke olduğunu o zaman hayal edin. Dolayısıyla bir taraftan bunu hayal edeceğiz ama bir taraftan da bu hayali gerçekleştirmek için de 31 Mart'a kadar gecemizi gündüzümüze katıp çalışmak zorundayız. Önümüzde bir yerel seçimler var. Bu yerel seçimler için özel bir gayret gösteriliyor. Bütün kardeşlerimiz burada, herkes ilinde, ilçesinde bir çalışma yürütüyor. Biz inanıyoruz ki bu yerel seçimler Saadet Partimizin, Milli Görüş'ün bir çıkış kapısı olacak. İnşallah hem meclisteki grubumuzla beraber hem de yerelde yapacağımız başarılarla birlikte inşallah Milli Görüş'ü iktidara taşımış olacağız. Bu anlamda hepimizin üzerine büyük vazifeler düşüyor. Yani yapacağımız gerek il sorumlulukları, gerek ilçe sorumlulukları, gerek mahalle sorumluluklarının bilincinde olmak durumundayız. Çünkü yaptığımız bu görevler aslında bugün Gazze'de yaşanan katliamın durdurulması içindir. Bu nedendir? Çünkü Milli Görüş iktidara gelirse bugün oradaki zulmü durduracak. Dolayısıyla sizlerden istirhamımız bu çalışmaları yaparken bu şuurla, bu gayretle yapmanızdır. Allah hepinizden razı olsun. Kasım ayı divan toplantımıza kadar teşrif ettiniz. İnşallah diğer zaferlerimizle beraber hep birlikte kucaklaşıp Milli Görüşümüzü en iyi şekilde iktidara taşırız diye ümit ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.